Düşmanlı, düşmanı askerlikte. Şu siminler için bir gün basarlı öldülerdi. Haycinsizler, haycinsizler. Allah'ın izniyle bu milleti aşamayacaksınız. İyi akşamlar değerli izleyenler. Bugün 28 Mayıs Cuma saatlerimiz 19'u gösteriyor. Ben Gizem Öner ana haber bülteninde gelişmelerle karşınızdayız. Hoş geldiniz. İstanbul'da 4 yıl önce temeli atılan Taksim Camii'nde çalışmalar tamamlandı. Cami Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla ibadete açıldı. Yıl 19 Ocak 1994. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan henüz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına adaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim kampanyası sırasında gazetecilere Taksim Camii'ni nereye inşa edeceklerini gösterdi. Cami'nin tam ortasını gösterdikten sonra inşallah buranın temelini atmak bize nasip olur dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o vadi 27 yıl sonra gerçekleşti. İstanbul'da 4 yıl önce temeli atılan Taksim Camii'nde çalışmalar tamamlandı. Cami Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla ibadete açıldı. Mimarlar Şefik, Birkiye ve Selim Dalaman imzasını taşıyor. Taksim Camii, Taksim Meydanı'nın sembollerinden biri oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk namazı kılmak ve açılışı yapmak üzere Taksim Camii'ne gitti. İlk namazı Taksim Camii'nde kılmak isteyen vatandaşlar cami çevresini doldurdu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Cuma hutbesini okudu. Ardından Cuma namazını kıldırdı. 150 yıllık bir hayal daha gerçekleşti. Yapılmayacak, yapılamaz denilen Taksim'e cami inşa edildi dedik. Cumhurbaşkanı caminin açılışının Ayasofya'ya selam, İstanbul'un fethinin yıl dönümüne de hediye olduğunu söyledi. Taksim Camii'ni bir süre önce yeniden ibadete açtığımız Ayasofya Camii Kebirine verilen bir selam. Yarın ulaşacağımız İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümüne bir hediye olarak görüyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taksim Camii açılış programında konuştu. Temeli 17 Şubat 2017'de atılan Taksim Camii minarelerinden öğle vakti ezan ve sela sesleri yükseldi. İslam'ın yeryüzündeki mührü camiler ve Fethi İstanbul başlıklı hutbeyi Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş verdi. Taksim Camii tamamlandı. Şehadetleri dinin temeli ve ebediyen yurdumuzun üzerinde inleyecek olan ezanlar minarelerinden yükseldi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, edilen duaların ardından Taksim Camii'nde ilk cuma namazını kıldırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan namaz çıkışı avluda ve meydanda toplananlara seslendi. Taksim Camii'nin kendileri için farklı bir öneme sahip olduğunu belirtti. Taksim Camii bizim dünyamızda farklı bir öneme sahipti. Çünkü caminin yerinde mescit bile yok ve burada maalesef cami yapımına müsaade yok ve adeta kümes gibi bir yerde gazeteler üzerinde müminler namazlarını eda etmeye çalışıyorlardı. İstanbulumuzun en güzel yerlerinden biri olan Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi ve Tarlabaşı Bulvarı'nın kesişim noktasında yer alan camimizin içinden cemaati minarelerinden ezanı, kubbesinden Kur'an nidaları inşallah kıyamete kadar eksik olmayacaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan Taksim Camii'miz İstanbul'un sembolleri arasındaki seçkin yerini şimdiden almıştır diye konuştu. İbadet mekanlarının yanı sıra dijital kütüphanesi, kitap okuma, dinlenme ve sergi alanlarıyla Taksim Camii İstanbul'un en önemli kültür sanat merkezlerinden biri olacaktır. Üzerine oturduğu iki buçuk dönümlük arsa üzerinde 33 metreyi bulan kubbe yüksekliğine, 65 metreye yakın minare uzunluğuna sahip açık ve kapalı alanlarında 4 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği camimizin inşasında kullanılan her malzeme titizlikle seçilmiştir. Mirap, minber ve kürsü ise bizzat caminin banisi Altan Elmas tarafından tasarlanmıştır. Türk milletinin 150 yıllık hayaline kavuştuğunu dile getirdi. Ve unutmayın, milletimiz 150 yıllık hayaline bugün kavuşmuştur. Ülkemiz, istiklalimizin timsali yeni bir eser daha kazanmıştır. Bu uzun mücadele döneminde camimizin vücut bulması konusunda emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Ya Allah. Bismillah. Siyasi partilerin yeni anayasa mesaisi sürüyor. AK Parti çalışmasını bitirdi. Taslak metin önce MHP ile paylaşılacak. CHP'de çalışmasını tamamlamıştı. İyi Parti ise önerisini önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşacak. Parti genel merkezlerinde gündem yeni anayasa. AK Parti çalışmasını bitirdi. Profesör Doktor Yavuz Atar başkanlığındaki Anayasa Bilim Kurulu'nun hazırladığı taslak metin önce Milliyetçi Hareket Partisi ile paylaşılacak. Milliyetçi Hareket Partisi yeni anayasa için çalışmalarını 4 bölüm ve 100 maddeden oluşan taslak metinle tamamladı. O metni AK Parti'nin ilgili kurmayları inceledi. Cumhur İttifakı yeni anayasa için önce kendi içinde değerlendirme yapacak. Başlıklar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli arasında geçen hafta yapılan görüşmede ele alındı. Cumhur İttifakı ortakları şimdi kendi önerilerini istişare edecek. Önce Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini güçlendirecek ortak bir metin oluşturulacak. Ardından diğer siyasi partilerle müzakere süreci başlayacak. Eğer muhalefetten yeterli destek gelmezse taslak metin halkın oyuna sunulacak. Ve Millet İttifakı. CHP'nin güçlendirilmiş parlamenter sistemi öne çıkardığı yeni anayasa çalışması bitti. Gözler Parti Meclisi toplantısına çevrildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hazırlanan taslak metni A takımıyla görüşecek. Öneriler değerlendirilecek, taslak metne son şekli verilecek. İyi Parti güçlendirilmiş parlamenter sistem teklifini tanıttı. İyi Parti'nin önerisi de iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistem partinin hukukçu kurmayları tarafından hazırlanan teklif Genel Başkan Meral Akşener tarafından tanıtıldı. İyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistemde Türkiye Cumhuriyeti Başbakan ve Bakanlar Kurulu tarafından yönetilecek. Hayır, Hayır, AK Parti'nin bir diğer gündemi Siyasi Partiler Kanunu'nda değişiklik öngören taslak. Çalışmada sona gelindi. MHP'nin de desteklediği taslakta seçim barajının %7'ye indirilmesi Seçim bölgelerinin 7 vekille sınırlandırılması gibi düzenlemeler yer alıyor. AK Parti düğmeye bastı. Seçim barajı %7'ye iniyor. AK Parti'de gündem siyasi parti kanununda değişiklik. Bir süredir üzerinde çalışılıyor. Taslak çalışması Merkez Yürütme Kurulu'nda görüşüldü. Cumhur İttifakı ortağı Milliyetçi Hareket Partisi taslağa yeşil ışık yaktı. Seçim barajının %7'ye indirilmesi, daraltılmış seçim bölgesi kapsamında 7 vekilli seçim bölgelerinin oluşturulması ve hazine yardımının %7 barajını aşan siyasi partiye verilmesi taslakta dikkat çeken hükümler arasında. Müzakereler sonucu 7 vekilli daraltılmış bölge üzerinde mutabakat sağlanırsa Ankara 5, İstanbul 14, İzmir 4 seçim çevresine ayrılacak. Yine taslağa göre siyasi partilerin seçime girebilmeleri için aranan şartlar arasında yer alan mecliste grubu bulunması şartı yürürlükten kaldırılacak. Burada da oy kullanmak istediğiniz AK Parti yakın zamanda Milliyetçi Hareket Partisi ile bu konuları müzakere edecek. Başlıklar arasında milletvekili transferi konusu da olacak. Cumhur İttifakı paydaşlarının bu noktada ilkeler bütünü oluşturması bekleniyor. Siyasi partiler kanunu değişikliği için gözler MHP'nin AK Parti'ye vereceği randevuya çevrildi. AK Parti'nin hazırladığı mini infaz paketi Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Düzenleme ile 10 yıl ve daha az süreyle hapis cezası alan kadınlar çocukları 15 yaşına gelene kadar cezaevine girmeyecek. <laughs> 15 yaşından küçük çocuğu olan kadın mahkumların cezası ertelenecek. AK Parti'nin 13 maddelik kanun teklifi Meclis Adalet Komisyonu'ndan geçti. Buna göre cezaevlerinde hükümlülerin ziyaretçileriyle görüşmeleri dinlenebilecek ve kaydedilebilecek. Kadar da bir karşılaşmak... Teknik altyapının bulunduğu cezaevlerinde hükümlüler elektronik posta alabilecek ve gönderebilecek. Teklif 15 yaşından küçük çocuğu olan ve 10 yıldan az hapis cezası alan kadın mahkumların eşleri ölmüş ya da cezaevinde ise cezalarının çocukları 15 yaşına ulaşana kadar ertelenmesini öngörüyor. Ayrıca düzenlemeyle cezaevi nakillerinde ödeme gücü olmayanların nakil ücretini de devlet karşılayacak. Teklifin önümüzdeki hafta Meclis Genel Kurulu'nun gündemine gelmesi bekleniyor. Aynen öyle. Yani herkes Merkez Bankası Nisan ayına ilişkin finansal istikrar raporunu yayınladı. Başkan Kavcıoğlu'ndan toparlanma açıklaması geldi. Fiyat istikrarı için tüm araçların kararlılıkla kullanılacağını vurguladı. Güvenlik anlamında Türkiye özellikle 15 Temmuz'dan sonra Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası finansal istikrar raporunu yayınladı. Başkan Şahap Kavcıoğlu raporda yer alan ön sözde sıkı duruş mesajı verdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir dedi. Bu tarafa, bütçe... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Nisan ayına ilişkin uluslararası rezervler ve döviz likiditesiyle finansal istikrar raporunu açıkladı. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu raporu ilişkin değerlendirme yaptı. Kavcıoğlu, 2020 yılında küresel ölçekte yaşanan koronavirüs salgınının seyrine dair belirsizliklerin devam ettiğini belirtti. Normalleşme hazırlıklarının olumlu sinyaller verdiğine dikkat çekti. Türkiye ekonomisinde 2020 yılının 3. çeyreğiyle başlayan güçlü seyir iç ve dış taleple desteklenmiştir. Sanayi üretimi kuvvetli bir seyir izlerken salgın kaynaklı belirsizlikler ve kısıtlayıcı tedbirlerin etkisiyle hizmetler sektöründe kaydedilen toparlanma görece sınırlı kalmıştır cari işlemler dengesinde de iyileşme kaydedildi. Bu iyileşmenin önümüzdeki dönemde de süreceği belirtildi. Kavcıoğlu salgına yönelik ekonomik tedbirlerle borçluluk seviyelerinin 2020 yılından itibaren tüm dünyada arttığına vurgu yaptı. Önümüzdeki dönemde kredi büyüme oranlarının gerilemeye devam edeceğine dikkat çekti. Şahap Kavcıoğlu Merkez Bankası'nın fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edeceğini vurguladı. Fiyatlar genel düzeyinde sağlanacak istikrarın ülke risk primlerinden düşüş, ters para ikamesinden başlaması, döviz rezervlerinin artış eğilimine girmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla makroekonomik ve finansal istikrarı olumlu etkileyeceği değerlendirilmektedir. Sıkı parasal duruş, enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve finansal piyasa gelişmeleri bağlamında dışsal ve geçici oynaklıklara karşı önemli bir tampon işlevi görecektir. Dünyada. 2013'ten beri bu durumu bozmak... Eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, eski Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman hakkında söylediği sözler nedeniyle yargılanıyordu. Karar çıktı. 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. <laughs> HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, terörle mücadelede görev almış kişilere hedef göstermek suçlamasıyla yargılandığı davada 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ama bu acemi yani öbürü ustaydı. Tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş, eski Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman hakkında söylediği sözler nedeniyle yargılanıyordu. 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası isteniyordu. Davanın karar duruşması görüldü. Sanık Demirtaş Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya cezaevinden video konferans yöntemiyle bağlandı. Sanık ve müşteki Yüksel Kocaman'ın avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu. Suçlamaları reddeden Demirtaş davanın politik olduğunu savundu. Sanık avukatları da müvekkilin ifadelerinde suç unsuru bulunmadığını iddia ederek beraat istedi. Mahkeme beyanların ardından hükmü açıkladı. Demirtaş'a terörle mücadelede görev alan kamu görevlilerini hedef göstermek suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Madem bu konuda hükümet bu kadar ısrarcıdır. Leyla Aydemir davası yeniden görüldü. Ağrı'da kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki küçük kızın ölümüyle ilgili 7 sanık hakim karşısına çıktı. Ağrı'da 2018 yılında kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir davası 8 Ekim'e ertelendi. Nereye gideceksin? Sen nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Leyla Aydemir masmavi gözleriyle kazındı akıllara. Leyla ailesiyle birlikte Ramazan bayramı dolayısıyla dedesinin yaşadığı Ağrı'nın Bezirhane köyüne gitmişti. 15 Haziran'da minik Leyla'dan haber alınamadı. Tüm Türkiye seferber oldu Leyla'yı sağ bulabilmek için ama olmadı. 18 gün sonra Bezirhane Köyü'ne 3 kilometre uzaklıktaki Kuru Dere mevkiinde cansız bedeni bulundu. Ya, çıkın, 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 çıkın. Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2 Ekim 2020 günü görülen karar davasında tutuklu sanık amca Yusuf Aydemir hakkında ağırlaştırılmış mehpet hapis cezası verildi. Tutuksuz 6 sanık hakkında da beraat kararı verildi. Karar davasının ardından tutuklu amca Yusuf Aydemir de tahliye edildi. Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi 7 sanık hakkında Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin daha önce verdiği kararı bozdu. Kararın ardından Minik Leyla davası yeniden görülmeye başlandı. Duruşmaya sanıklar eksiksiz katılırken Minik Leyla'nın annesi Şükran Aydemir, babası Nihat Aydemir katılmadı. Duruşmada Leyla'nın anne ve babasının avukatı davanın seyrini değiştirebilecek bir ses kaydını ortaya çıkardı. Kayıtlarda arama kurtarma çalışmalarında AFAD çalışanlarının kendi aralarında konuşurken esmer birinden şüpheleniyoruz dediği yer aldı. Yapılan değerlendirmede AFAD çalışanı Kiler'de Leyla'nın sesini duydu. Bunun üzerine amca Yusuf Aydemir'in AFAD çalışanına ses etme, duyulursa beni öldürürler dedi. Aile avukatı AFAD ekibinin ses etmediğini belirterek bilgilerin teşhis edilmesini istedi. Mahkeme 7 sanığın tutuksuz yargılanmasına, duruşmanın ise 8 Ekim 2021 tarihine ertelenmesine karar verdi. Nereye gideceksin? Sen nereye gidiyorsun? Engelliler için aşı önceliği verildi. Erzurumlu Aleyna da koronavirüs aşısı olmak için hastaneye gitti. Onun bu anına hayranı olduğu sanatçı Nurullah Akçayır da eşlik etti. Türkiye'de aşılama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Son olarak engelli vatandaşlara aşı önceliği verildi. Ankara'da yaşayan Erzurumlu Aleyna Çeyil de sırası geldiği için hastaneye gitti. O aşı hayaline kavuştu. Üstelik en büyük hayranı olduğu sanatçı Nurullah Akçayır da bu anlarında ona eşlik etti. Mental rederdasyon rahatsızlığı bulunan Aleyna Çeyil bir süredir aşı sırasının gelmesini bekliyordu. Sağlık Bakanlığı'nın engelli vatandaşlara aşı önceliği verildiğini duyurması üzerine Aleyna da annesiyle birlikte hastaneye gitti ve aşısını oldu. Aferin kuzuma benim. Harikasın. Aferin. Öte yandan aslen Erzurumlu olan Aleyna, sanatçı Nurullah Akçayır'a büyük hayranlık duyuyordu. Bu nedenle Aleyna için sürpriz bir organizasyon gerçekleştirildi. Nurullah Akçayır, türküleriyle koronavirüs aşısı olan Aleyna'ya eşlik etti. Nasılsınız? Geçmiş olsun. Şöyle mi yapalım? Merhaba. Merhaba. Tanıdın mı? Tanıdın mı? Senin için buradayız bak görüyorsun değil mi? Bu sürpriz karşısında mutluluğu gözlerinden okunan Aleyna bekleme süresini de hayranı olduğu sanatçıyla geçirdi. Kuraklık büyük sıkıntılara yol açacak gibi görünüyor. Zira su hayatımızın en önemli parçalarından bir tanesi. Bu durum elbette çiftçileri de etkiliyor. Onlar da kuraklıktan müzdaripken bir şirket çiftçilerin yardımına yetişti. Çiftçiler için yağmurlama sistemi desteği geldi. Ülke genelinde olduğu gibi Doğu Anadolu bölgesinde de kuraklık hakim olmaya başladı. Erzurum ve Erzincan Şeker Fabrikaları bünyesindeki bir şirketten kuraklığa karşı pancar üreticilerine yağmurlama sistemi desteği geldi. Erzurum, önceki yıllara oranla yeterli yağışı alamıyor. Bu anlamda sulama sistemlerinin de önemi ortaya çıkıyor. Normalde bugünlerde ekili pancarın filizlenmesi gerekirken kuraklık nedeniyle filizlenme gerçekleşemiyor. Hal böyle olunca şirket, kuraklığa karşı çiftçilerin gelirlerinin düşmemesi için yağmurlama sistemleri ve modern tarım araçları hususunda çiftçilere büyük bir yardım sağladı. Çiftçiler için devlet teşviki kapsamında krediyle kar amacı gütmeden yağmurlama sulama sistemi borularını temin ettiler eski sulama sistemleri salma sulamalar vardı. Salma sulamalara nazaran daha doğrusu onlarla çok farkı var. Yani şu anda gördüğünüz şekilde bitki homojen bir şekilde her bitki ayrı ayrı suyun alabiliyor. Her bitki aynı metrekareye düşen su aynı oluyor. Efendime söyleyeyim istediğimiz kadar su verebiliyoruz. Yani tarlaya döşemiş olduğumuz sistemle istediğimiz zaman sulamamızı yapabiliyoruz. Yağmur yağmadığı zaman şu anda 25 dekar 4 saatlik can çansulay veriyorum. 25 dekar bir anda sulayabiliyorum. Bu sistemle hem doğal kaynakların verimli kullanılması hem de ürünlerin daha iyi sulanabilmesi amaçlanıyor. Şu anda sulanan kısmı düşünelim ki 100 tonla sul sulamamız lazımken diğer salma su sistemiyle biz bu doğal kaynakları korumak amacıyla da şu anda bu kısım 100 tonla sulanabilirken yağmurlama sulama veya damlama sulamayla 20 tonluk bir su tarı yapıyorsun. yapıyorsun e, ve doğal kaynakları da bitirmemiş oluyorsun. Şirket aynı zamanda çiftçilere modern tarım araçları konusunda danışmanlık hizmeti veriyor. Bizler bilinçsiz yapıyorduk bu işi yani bizi bilinçlendirdiler e, çiftçi olarak e, verimimiz yükseldi dönümde 3 ton alırken birdenbire 6 tona çıktı bizim üretimiz. Bu da bayağı bizi bir heyecanlandırdı yani bu işe adapte etti bizi. Böylece yörede üretimin arttırılması, çiftçilerin gelirinin arttırılması ve doğal kaynakların korunması hedefleniyor. Bu durumda çiftçiyi oldukça sevindirdi. Su tasarruf açısından da yani bayağı iyi yani mesela, mesela biz e, kanaldan bir su geliyor buradan. Öncelikle mesela birisi salma su verdi mi suyu hep kesip tarlaya veriyor. Şimdi biz e, bu sistem yaptığımız için alttaki çiftçiyi de düşünüyoruz yani ona da su gidiyor. Beşar Esed Suriye Devlet Başkanlığı seçimlerinde oyların %95'ini alarak yeniden Suriye Devlet Başkanı seçildi. Suriye'de yapılan devlet başkanı seçimleri sona erdi. Beşar Esad yeniden Suriye devlet başkanı seçildi. Yıllardır iç savaşı sahne olan Suriye, Beşar Esad'ın hakimiyeti altındaki bölgelerde yapılan devlet başkanlığı seçimi sona erdi. Seçimin ardından oy sayım süreci de tamamlandı. Suriye Halk Meclisi Başkanı seçim sonuçlarını duyurdu. Mevcut devlet başkanı Esad'ın oyların %95,1'ini tekabül eden 13 milyon 540 bin 360'ını alarak seçimi kazandığını açıkladı. 14 milyon 239 bin 140 kişi sandık başına gitti. Seçime %78'lik bir katılım sağlandığı bilgisi verildi. Halk Meclisi Başkanı vatandaşların sergilediği yüksek bilincin tüm beklentileri aştığını belirtti. Resmi sonucun Esad'ın kazandığı yönünde açıklanmasıyla birlikte Suriye'nin birçok kentinde halk kutlamalar için sokaklara döküldü. Yasin Börü davasında savcılık mütalasını açıkladı. 20 sanık için canavarca hislerle ve eziyet çektirerek çocuğu öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet talep edildi. Yasin Börü davasında istenen ceza belli oldu. 20 sanığın çocuğu canavarca hisle kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. 2 sanığın beraati, firari 3 sanığın dosyasının ayrılması talep edildi. İhtiyaç sahibi ailelere kurban eti dağıtan Yasin Börü ve 5 arkadaşı, 2014'te HDP'nin çağrısıyla başlayan 6-8 Ekim olaylarında hunharca katledildi. Daha 16 yaşında olan Yasin Börü kaçarak bir binaya sığınmaya çalıştı. Ancak gözü dönmüş terör yandaşları onu önce öldürdü, yetmedi binanın 3. katından sokağa attı. Bununla da yetinmeyen kalabalık grup Yasin Börü'nün cansız bedenini ateşe verip araçta üzerinden geçti. <laughs> Börü ve 5 arkadaşının öldürülmesiyle ilgili davaya Yargıtay'ın 25 sanık yönünden verdiği bozma kararının ardından devam edildi. Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada savcı mütalasını sundu. 20 sanık hakkında canavarca hislerle ve eziyet çektirerek çocuğu öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet talep edildi. Firari olan 3 sanığın da dosyalarının ayrılması istendi. 2 sanığın da beraati talep edildi. Kim öldürüyor seni? Türkiye İstatistik Kurumu 2021 yılı Nisan ayına ilişkin dış ticaret verilerini paylaştı. Buna göre geçen yılın aynı dönemine göre ihracat ve ithalat ithalat rakamlarında artış kaydedildi. Türkiye İstatistik Kurumu Nisan ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı. 2020'nin Nisan ayına göre bu yıl hem ithalat hem de ihracatta artış gözlendi. İhracat geçen yılın aynı dönemine kıyasla %109,2 arttı. Nisan ayı ihracatı 18 milyar 786 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. İthalat ise %61,1 artışla 21 milyar 844 milyon dolar oldu. Yine aynı dönemde dış ticaret açığı %33,2 azalarak 3 milyar 58 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı Nisan 2020'de %66,2 iken geçen ay %86'ya çıktı. Ocak-Nisan döneminde ise ihracat 68 milyar 739 milyon dolar, ithalatta 82 milyar 867 milyon dolar olarak kaydedildi. Dış ticaret açığı geçen yıla oranla 19,7 azalarak 14 milyar 128 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı geçen yıl %74,6 iken bu yılın aynı döneminde %83'e yükseldi. Bir gün atılan o bomba kendilerine denk gelmesin diye daha rahat yaşayabilecekleri yerlere gitmek istiyorlar ama dram her yerde aynı. Suriye'de, Yunanistan'da, Libya'da, her yerde. İki küçük çocuk daha yepyeni bir hayat ararken Orta Akdeniz açıklarında can verdi. Onlar ilk değil ama dileriz ki son olurlar. Sadece savaştan, açlıktan, sefaletten kaçıyorlardı. Tek hayalleri olan yaşam arzusu içindi kaçışları. Ancak olmadı. Biri bebek, iki çocuğun cansız bedeni Libya sahillerinde kıyıya vurdu. Orta Akdeniz'deki mülteci dramının fotoğrafı bu. Biri daha bebek, iki göçmen çocuk, cansız bedenleri kıyıya vurdu. Sadece onlar değildi. Sahilde boğulmuş halde kıyıya vuran bir kadın ve üç erkeğinde cansız bedeni vardı. Tahminlere göre göçmenlerin cansız bedenleri günlerce denizde bekledi ve en az iki gün boyunca sahilde kaldı. Bu görüntü vicdanları yaralasa da mülteci dramı bir gerçek. Birleşmiş Milletler rakamlarına göre 2021'in başından beri en az 632 düzensiz göçmen Akdeniz'de bu olarak can verdi. Uluslararası Göç Örgütü verilerine göre de 16-22 Mayıs tarihleri arasında 1489 göçmen denizde yakalanarak Libya'ya geri gönderildi. <laughs> Avrupa Birliği ülkeleri tüm bunları görmezden geldikçe de mülteci dramı sonsuz bir sorun olmaya devam edecek. Yerli VLP aşısı faz 1 aşamasında güvenilirliğini kanıtladı. Şimdi sıra faz 2 aşamasına geldi. Bu kapsamda aşı 480 gönüllü üzerinde uygulanacak. Tamam elimi kapatıyorum şey olmasın diye. Yerli aşının faz 1 çalışmaları 36 gönüllüyle tamamlandı. VLP temelli olan aşının güvenilirliği kanıtlandı. Şimdi sıra faz 2 aşamasında. <laughs> Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank faz 2 aşamasının yakında başlayacağını duyurmuştu. Bu aşamada aşı 480 gönüllü üzerinde uygulanacak ve aşının virüse karşı ne kadar etkili olduğu belirlenecek. <laughs> Faz iki aşamasında gönüllü olmak isteyen vatandaşlar onkoloji.gov.tr ve covid19.tubitak.gov.tr üzerinden başvuru yapabilecek. Bu aşama için herhangi bir sağlık sorunu ve hastalığı olmayan, covid19 antikoru geliştirmemiş, PCR testi negatif olan ve 18 yaşını doldurmuş kişiler seçilecek. Gebeler gönüllü olamayacak. Yerli aşı gönüllüleri 21 gün arayla iki doz şeklinde uygulanacak. Ankara'da görev yapan doktor Ertan İskender bir hastanın bıçaklı saldırısına uğradı. Elinden ve belinden yaralanan hekimin hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışan doktor Ertan İskender bir hastasının bıçaklı saldırısına uğradı. Yaralanan hekim hastanenin acil servisinde tedaviye alındı. Doktorun hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Olaya ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ertan İskender'in durumunu yakından takip ettiğini söyledi. Bakan Koca, şifa veren eli kesmeye çalışmanın affı mümkün değil, dedi. Olay akşam saatlerinde Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin poliklinik bölümünde meydana geldi. Doktor Ertan İskender, hasta muayene ettiği sırada hastaneye gelerek taşkınlık yapan hastası Bayram Ney'i uyardı. Saldırgan yanında getirdiği bıçağı çıkararak doktoru elinden ve belinden yaraladı. Yere yığılan Ertan İskender vakit kaybetmeden ameliyata alındı. Saldırgansa hastanenin güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirilip çağrılan polis ekiplerine teslim edildi. Çirkin saldırının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İskender'in ameliyatının başarıyla tamamlandığını ve durumunun iyi olduğunu açıkladı. Bakan koca konunun sonuna kadar takipçisi olacağım. Canımıza emanet ettiğimiz hekimlerimizin hak ve emniyeti bize emanet ifadelerini kullandı. Hatay'ın Arsuz ilçesinde acı bir trafik kazası yaşandı. Bu kaza iki kardeşi hayattan kopardı. Yaren ve Eren kardeşler yan yana toprağa verildi. Karşıdan karşıya geçmek istediler ancak süratle gelen arabanın altında kaldılar. Acı olay Hatay'ın Arsuz ilçesinde yaşandı. Yaren ve Eren Altun kardeşler. Yaren henüz 15, Eren ise 17 yaşındaydı. Yolun karşısına geçeceklerdi ancak kazaya kurban gittiler. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan kardeşler ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak kardeşler doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Yarenle Eren Altun kardeşler için Arsuz ilçesine bağlı Gözcüler Mahallesi'nde tören düzenlendi. Cenaze törenine çok sayıda kişi katıldı. İki kardeş cenaze töreninin ardından yan yana toprağa verildi. Acılı anne çocuklarının başında saatlerce ağıt yaktı. Yaren'le Eren'den geriye acılı aileleri ve işte bu mutluluk kareleri kaldı. Türkiye Covid-19 hasta tablosu açıklandı. 28 Mayıs itibariyle 220.162 kişiye Covid-19 testi yapıldı. Vaka sayısı 7.773, hasta sayısı ise 656 olarak kayıtlara geçti. Bugün koronavirüs nedeniyle 164 kişi hayatını kaybetti. 12.284 kişi ise sağlığına kavuştu. Ağır hasta sayısı ise 1454 oldu diyelim sıradaki haberimizde devam edelim. Adana'da babasıyla asansöre binen 2 yaşındaki çocuğun kolu kapı ile asansör arasındaki o boşluğa sıkıştı. Asansör hareket edince de çocuğun boynu kırıldı. Maalesef küçük çocuk oracıkta can verdi. <laughs> Babasıyla bindiği asansör 2 yaşındaki çocuğun sonu oldu. Boşluğa kolu sıkışan çocuğun boynu kırıldı. Acı olayın adresi Adana. Baba Zafer Uğuz 2 yaşındaki oğlu Eren'i de yanına alarak babasının evine kahvaltı yapmaya gitti. Apartmanın ikinci katına çıkmak için asansöre bindiler ancak asansörün iç kapısı yoktu. Çocuğun kolu kapıyla asansör arasındaki boşluğa sıkıştı. Baba durumu en başta fark edemedi ve çocuğunu ölüme götüren o hamleyi yaptı. Asansörün düğmesine bastı. Asansör hareket edince çocuk olduğu yere sıkıştı. Çocuğun e, kolu, şu kolu araya içeride edin. araya girmiş. E, biz de babamla koşturduk. Zaten araya girince direkt eski bir asansör olduğu için e, şey oluyor. Yani açılmadı kapı. Baba hemen asansörü durdurdu ancak bu sırada çocuğun boynu kırıldı. Acılı baba bir yandan çocuğunu kurtarmaya çalıştı, diğer yandan yardım istedi. Anahtarı açtığımızda e, baba çok panik halindeydi zaten. Çocuk içerideydi, kitapta gördün mü? Babayı çıkartmaya çalıştı. Ama tabii baba doğrulamış herhalde değil mi? Baba? Çıkartmaya çıkmıyordu. çalışmış, çıkmıyordu. Olay yerine gelen ekipler asansörü açıp çocuğu sıkıştığı yerden çıkardı. Orada ilk müdahalesi yapılan çocuk ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak talihsiz çocuk yapılan müdahaleleri rağmen kurtarılamadı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Bu haberle ana haber bültenini noktalıyoruz. Sizlerde haber niteliği taşıdığını düşündüğünüz görüntüleri 0532 063 27 43 numaralı WhatsApp haberi faratımıza gönderebilirsiniz. Yarın yeniden görüşmek dileğiyle. iyi akşamlar.